Herkese tekrardan merhabalar. Bugün üçüncü canlı yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Ben Mustafa Karapınar. Sabahtan iki canlı yayını gerçekleştirdik. Çok da güzel, olumlu tepkiler aldık. Şimdi çok önemli bir yaptığı çalışmalarla Türkiye ve dünya çapında ses getiren bir derneğin Denizli temsilcisini ağırlıyoruz. İHH Denizli Şube Başkanı Sayın Hasan Esolak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi tanıyalım kısaca. Daha sonra dernek faaliyetlerine geçeriz. Öncelikle bizi dinleyen, bizi izleyen yurdumun tüm güzel insanlarına kalbi selamlarımızı göndermek istiyorum. Sizlere de bizlere bu fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yayınlarınızı zevkle, keyifle, beğenerek takip ediyoruz. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin, başarılar versin inşallah. Ben Hasan Ali Solak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde Çivril'in Kralan Mahallesi'nde, ki Kralan denizin 10 ilçesinden büyük bir mahalledir. Eskiden kasabaydı. Büyükşehir yasası ile birlikte mahalleye dönüştürüldü. Tabii bizim daha da eskiye dayandığımızda eski ismi Alanköy olduğu için ben o köyün çocuğuyum, o köyün evladıyım. İlkokul, ortaokulu o köyümde okudum. Liseyi Çivril Limonatik Lisesi'nde tamamladım. Akabinde Dumlupınar Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdik ve akabinde evlenerek Denizli'ye yerleştik. Tabii üniversitede Milli Gençlik Vakfı üniversite başkanlığı görevlerinde bulunduğumuzdan dolayı Denizli'de Denizli Milli Gençlik Vakfı Şube Başkanlığı'nı yürüttük. Girdiğimiz sınavlarda mali müşavirlik sınavlarını kazanarak bu şehirde 15 yıldan beri mali müşavirlik mesleğiyle iştigal etmekteyiz. Ekmeğimizi bu mesleğimizden kazanıyoruz. Rabbim bizleri mahcup etmesin inşallah. Herkesin işini gücünü rast getirsin. Ve 5 yıldan beri de Denizli'de, Denizli İHH Başkanlığı'nı kardeşlerimizle birlikte yürütmeye gayret gösteriyoruz. Biraz anlatalım mı? İHH nasıl kuruldu? Düşünce yapısınız nedir? Nasıl bugünlere geldi? Şimdi Mustafa Bey kardeşim, İHH'nın kuruluş yılları da o yıllarda da çok güzel duygular yer almaktadır. Kadim medeniyetimizin öğretilerinden yola çıkarak hareket edilmiştir. Ve o yıllarda Almanya'nın Freiburg şehrinde, kentinde yaşayan kardeşlerimiz yaşadığı kentte bir ibadet edebilecekleri bir camiye ve bu caminin de minaresine ihtiyacı hissetmektedir. Ve bunları anlatırken şu analizleri de yapmakta fayda var. Bu Batı'nın çifte standart yönünde görmemizi sağlıyor. Bu kardeşlerimiz bir şehirde, Freiburg'da ibadet edecekleri bir cami ve bu caminin de minaresi olmasını istiyorlar, arzu ediyorlar. O kadar böyle hasretle bu işe arzu ile yola koyulmuşlar. Yani siz bütün dinlere eşittiniz, hani herkesin inancına göre eşit davranıyordunuz ey Batı. Bunların böyle olmadığını işte dönem dönem olaylarla, yaşadığımız örnek olaylara da insanımız görüyor. Bunları mukayese edebilme fırsatına sahip oluyor. Bu kardeşlerimiz tabii bu yıllarda Bosna Hersek'te de soykırım yaşanmaktaydı. Bosna Hersek'te bir savaş vardı, soykırım vardı. Dünyaya kara bir leke olarak geçen bir soykırımdı. Tabii bu kardeşlerimiz bir taraftan böyle televizyondan Bosna'da yaşanılanları bakınca tüm insanlar gibi, vicdan olan, merhamet olan tüm insanlar gibi bu kardeşlerimiz, bu abilerimizin de ya bu Bosna'da ne yapabiliriz biz diyor. Yerinde duramıyorlar ve soluğu Bosna'da yer alıyorlar. Saraybosna'da Cumhurbaşkanı Bilge Kral Ali İzzet Begoviç'in yanında yer alıyorlar. Kendilerini takdim ediyorlar. Biz buraya, bu kardeşlerimizin, sizin yanınızdayız. Nelere ihtiyacınız varsa onları tespit edeceğiz. Bir an önce bu eksikleri tespit edip bu kardeşlerimizin yaralarına merhem olacağız inşallah diye tanıtırlar. Tabii Bilge Kral bunları dinledikten sonra o zaman o bekleyin der ve 4 saat bu kardeşlerimizi bekletir. Tabi kardeşlerimiz kendilerini neden 4 saat bekletildiklerini de anlamaya çalışıyorlar bir taraftan. Bir de bakıyorlar ki Bosna'da bu kardeşlerimizi gezdirecek Cumhurbaşkanlığındaki aracın
mazotu dahi yok. Ve hemen notlarını alırlar. Bu ülkede birinci ihtiyaç mazot. Daha sonra gezerler. Bosna'da tüm ihtiyaçlar listeleniyor. Daha sonra gelirler ülkemizde, dünyanın çeşitli yerlerinde Bosna ile ilgili kampanya başlatırlar. Ve Bosna'da o dönemde hakikaten önemli bir yardım çalışması, o kardeşlerimizin yanında yer alındı, o insanların biraz olsun böyle yaraları giderilen bir çalışma oldu. Tabii Bosna Savaşı'ndan sonra dünyada zulüm bitmiyor ki. Dünyada, Orta Doğu'da, dünyanın birçok ülkesinde zulümler peyderpey devam ediyor. Tabii o yıllardan bugüne kadar iyağımız çok şükür 28 yıl, dile kolay, çeyrek asrı aşan bir kuruluş. Ümmetin yüzük haline gelmiş bir kuruluştan bahsediyoruz. Tabii İHA'mız aynı zamanda devletimiz tarafından en iyi vakıf ödülünü alan bir vakfımız. Yine devletimiz tarafından en iyi projeleri yapan ve bu projeleri uygulayan vakıf ödülüne sahip bir vakfımız. Yine burası çok önemli. Devletimiz tarafından kaynaklarını amaçları doğrultusunda kullanan en iyi vakıf ödülünü alan bir vakfımızdır. İHA'mız o kurulduğu yıldan 28 yıl geçti bugüne kadar. Allah'ım da olsun yüz akıyla nerede bir mazlum varsa onun yanında, nerede de bir zalim varsa onun karşısında o günden bugüne kadar duruşunu, sabit bir duruşunu göstererek bugünlere kadar gelmiştir. Elhamdülillah. Çok kısa bir tanıtımımız var. Onu izleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Toplantı toplantı büyüyen zaferlere doğru adımlar attı. Ve sen yoksan bir kişi eksiğizdir metodunu uyguladı. İyiliğin, güzelliğin genel başkanı Bülent Yıldırım ağabeyimizle bir araya gelerek Denizli'de neleri yapabiliriz istişare ettik. 25 yıllık ümmetin göz bebeği bir kurum olan İHA'mızın deneyimlerini genç kuşaklarımıza aktarmak için İyiliğin Geleceği Genç İHA Teşkilatımızı kurduk. İşimiz gücümüz iyilik güzellik diyerek çıkmış olduğumuz ufuslu yolda İHA Denizli olarak kadın kolları yönetimimizi oluşturduk. Ve kadınlarımızın bu çalışmalarda nedenle etkin olduğunu gördük. Denizli İHA sohbetleri adını verdiğimiz haftalık yapılan sohbetlerimizde şehrimizin kanaat önderlerini, büyüklerimizi, iz bırakanların deneyimlerini dinleyerek moral depoladık. Ve kanayan yaramız Halep. Halep'te insanlık ölürken, soykırım yaşanıyorken, insanlık firavunları aratacak işkencelere maruz bırakılırken, dünya maalesef bu durum karşısında üç maymunu oynayarak sessiz kalmıştır. Biz ise dünya sussa da biz susmayacağız diyerek Halep'e yol açın konvoyu ile kardeşlerimizin yanında olmaya gittik. Kaybolan insanlığa karşı sesimizi yükselttik. Zulüm ile abad olunmaz diyerek nefret kustuk tüm zalimlere. Televizyonlarda bile izlemeye dayanamadığımız o görüntüler maalesef Suriye'de yaşanmaktadır. Narkoz yok. Yani anestezi yapılamıyor olmadığı için. Canlı canlı ameliyat Tarihçi çok zalimler geldi geçti. O anestezi sırasında, ameliyat sırasında acı duymamak için Kur'an'dan ayetler okuyor ya. Batsınlar ya. Gördüğümüz manzarayı Necip milletimizle paylaştık. STK'larımızla paylaştık. Basınla paylaştık.
ilçelerimizdeki teşkilatlarımızla paylaştık. Neleri yapabiliriz istişare ettik. Ve denizimiz Halepli kardeşlerine 21 tır yardım malzemesi gönderdi. Her bir tırımıza şehrimizle bütünleşmiş isimlerin, STK'larımızın isimlerini verdik. Dualarla tırlarımızı yolcu ettik. Allah sizden razı olsun Denizli. Gözünün görmesine vesile oldu. Olası bir çatışma, kriz ve savaş durumuna karşı dünya kamuoyunun bilgilendirilmesi, krizlerin yönetilmesi hususunda gereğinin yapılması için Denizli İHA olarak acil yardım arama kurtarma ekibi kurduk. Tamamı gönüllülerden oluşan 20 kişilik grubumuzla devletimizin yetkili birimlerine 7/24 yardıma hazırız. Denizli İHA'nın yapmış olduğu çok güzel çalışmaları, Denizli'deki bu çalışmalarının Yüce Rabbimiz tarafından muvaffakiyetlerle daha nice güzel çalışmalara vesile olmasını diliyorum. Gönülden muhabbetlerimi, selamlarımı arz ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim. Ali Cenab, deniz halkımıza ve yardımsever bağışçılarımıza en kalbi şükranlarımı sunarız. Çalışmalar olsun, genel bir değerlendirmeniz ne olur? Şimdi coğrafi kaderdir. Maalesef Orta Doğu'da asırlardan beri süre gelen bir yangın var. Bu coğrafyada olmanın bir takım bedelleri var. Bu milletimiz de, bu insanımız da bu bedelleri asırlarca ödüyor. Orta Doğu'dan böyle bir portre çizmek gerekirse Suriye'deki yaşananları az önce slaytlarda izledik. Sizi Allah'a şikayet edeceğim diyen oradaki Muhammed kardeşimizin durumunu, yine utangaç bir bakış haliyle utana sıkıla, amca sizden bir şey isteyebilir miyim, utana sıkıla, benim karnım aç da bana ekmek verir misin diyen Abdullah'ı, yine camilerde eşlerinin göz önünde tecavüz edilen kadınların durumunu ve o eşlerinin halini. Yine bakıyoruz ki Aylan bebek yine geçenlerde sosyal medyada gündeme geldi. Biliyorsunuz denizde boğularak böyle denizin üstünde bulunan bebeğimiz. Ve dünya diyorlar ki şimdi sosyal medyada işte Aylan bebek sen gittin, dünya da aynen yüzüstü senin bıraktığın şekilde intihar ediliyor. Yine bakıyoruz ki Suriye'de durum böyleyken Yemen'de durum işler acısı. İnsanlar açlıktan ölüyor, susuzluktan ölüyor. Hep ölenler çocuklar, bebekler, yaşlılar, kadınlar. Yemen'deki durumu 4 yaşındaki Feri Şevki'nin şu durumu Yemen'in portresini özetlemeye yeterlidir diye düşünüyorum. Bombaların altında yaralanan 4 yaşındaki Feri Şevki hastaneye kaldırılır. Ve hastanede doktorlara Feriz Şevki ne olur beni toprağa gömmeyin diye feryat eder. 4 yaşındaki Yemenli Feriz Şevki yaşam mücadelesini 3 gün dayanabilir ve 3. gün sonunda Feriz Şevki ölür ve Feriz Şevki toprağa gömülür. Burada ya Feriz Şevki'nin arkadaşları bombaların altında kurtulur ancak onlar da bu sefer açlıktan ölürler, susuzluktan ölürler. Ölmeye de hala her gün devam ediyorlar. İstenen ne? İstenen Türkiye'deki, Denizli'deki Feri Şevkiler de Yemenli Feri Şevkilerin durumuna düşsün. İstanbul'daki Feri Şevkilerin durumu da aynı kaderi paylaşsın istiyorlar. Yemen'de durum buyken Irak'taki duruma bakıyoruz. Irak'a demokrasi getireceğiz diye oraya Allah aşkına gibi ne hale getirdiler? Bugün Irak'ta gelinen noktada demokrasi mi geldi? Irak eski halini şimdi özler duruma geldi. Yine bakıyoruz ki Arakan'daki duruma. Arakan'da çocukların başları kesiliyor ve böyle bir yaşam mücadelesi veriyor ki oradaki çocuklar artık hayattan umutlarını da kesmiş vaziyetteler.
Biz burada bazen kardeşlerimizi oradaki durumu görsünler diye yardım çalışmalarına götürürüz. Bir hocamızı Arakan'a göndermiştik. Tabii o da buradan giderken nasıl olsa orada çocukları göreceğim diye bir baba oyuncakla gitmiş oraya. Ve Arakan'a vardığında karşılaştığı ilk çocuklara çantasından çıkarıp oyuncağı takdim ettiğinde çocuklar kendilerine verilen o oyuncağı direkt ağızlarına götürüyorlar. Onu yiyecek zannetmişler. Ve sert bir şey olduğunu anlayınca tükürüyorlar. Hocamız ya tükürün be yavrularım diyor. Bu dünyanın sessizliğine, bu dünyanın zalimliğine tükürün evlatlarım dedi. Kendini tutamamış, ağlamış orada. Arakan'daki durum böyleyken Afganistan'da durum çok mu farklı? Mısır'da durum çok mu farklı? Mısır'ın durumu iç derecesi. Bizler deniz yağı olarak da Mısır'daki durumu protesto eden Mısırlı kardeşlerimizin yanında olmak için Çınar Meydanları'nda çeşitli defalarca programlar yaptık. Halkımızı bilinçlendirmek açısından, bunu gündemde tutabilmek açısından böyle programlar yaptık. Azerbaycan'daki durum, Ermenistan tarafından yapılmak istenen ve onların saldırıları neticesinde şehit olan kardeşlerimiz oldu. Biz deniz yağı olarak pandemi süreci var. Madem program yapamıyoruz, herkes araçlarına binsin ve şehir meydanında kornalara basarak iki devlet, tek millet sloganlarımızla bunu gündemde tuttuk. Azerbaycan'daki kardeşlerimizin yanında yer aldım. Yine Doğu Türkistan'ı anlatmaya hakikaten böyle bu son günlerde orada yaşanan insanlık dışı vahşeti böyle basında da yer almıyor. Malum işin içinde Çin olduğundan mıdır, küresel güçlerin olduğundan mıdır bilmiyorum. Çin'deki, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin durumu hakikaten işler acısı. Orta Doğu'daki durum böyle. Orta Doğu yangın, bir yangın içerisinde. Bu insanlarımız bizlerden bir medet umuyor, bir el bekliyorlar. Artık böyle Orta Doğu'daki durum böyleyken onu Hazreti Ali der ki en sağır kulak, en sağır insan mazlumun sesini, mazlumun feryadını duymayan kulaktır, duymayan insandır der. İşte mazlumlar ortada. Bunların sesini ve bunların feryadını duymaya davet ediyorum insanlarımızı. Deniz Şube'nin yapısı nasıl? Bir de yapmış olduğunuz çalışmalardan somut bir şekilde örnekler verebilir misiniz? Şimdi İHA'mızı tabii uluslararası alanda faaliyet gösteren bir vakfımız. Deniz İHA'mızla İHA genelde eskiden partner, yerelde partner kuruluşlar ile faaliyetlerini yürütmekteyken 2016 ilk defa biz de İHA ismiyle böyle faaliyete başladık. 5 yıldan beri böyle. Tabii rahmetli Erbakan hocamızın o muhteşem öğretisinden hareket ederek önce bir yerde var olmak lazım. Var olmak için önce var olmak için de teşkilatlanmanız gerekiyor. Teşkilatlanmak için de önce il yönetimimizi, kadın kolları yönetimimizi, gençlik kolları yönetimimizi, arama kurtarma yönetimimizi, işte yine yabancı öğrencilerle ilgilenen UDEF'imiz var, ilçe teşkilatlarımızı bu teşkilatlanma yapımızda oluşturduktan sonra artık bir sloganımız vardı. Toplantı toplantı büyüyen zaferlere doğru yol alacağız diye. Biz haftalık toplantılarımızı yapıyoruz. Yapmaya devam ediyoruz. O toplantılarda da biz ne yapabiliriz? Bunu soruyoruz. Bunu sorduğumuz zaman da geldiğimiz netice ortada. Kendinizi arazide buluyorsunuz. Kendinizi dert ediniyorsunuz. Dolayısıyla da Denizli İHA'mızın 5 yıldan beri, aşağı yukarı 5 yıl oldu. İlk kurulduğumuz günlerde Suriye'de bir soykırım vardı. Esed'in zulmü altında inim inim inleyen bir Suriyeli insanımız vardı. Ve biz bütün Türkiye çapında herkes her il diğer ille birleşerek konvoy halinde Suriye sınırına gidelim diye karar aldık. Biz de buradan Aydın geldi. Biz Aydın'a katıldık. Burdur'a doğru ilerledik. Burdur'a böyle Suriye'ye doğru gideceğiz. Tabii Burdur'a vardığımızda bir haberler çıktı basında.
işte Halep'e doğru gelen araçların bombalandığı ile ilgili haberler gelmişti. Tabii bizim ekibimize o zaman araçta bulunan Salih Hocam dedi ki asla geri dönmüyoruz dedi. Yani biraz tedirginlik olur gibi olmuştu. Asla geri dönmüyoruz dedi. Ve biz Halep'e kadar gittik. Evet doğru, oradaki araçları yangına, ateşe verdi bu Suriye'deki Esad rejimi. Orada çok büyük bir mitinge katıldık. O miting neyi sağladı? 10 bin üzerinde çocuğu ve kadını Esed'in rehin hapishanelerinden, rehinden kurtulmalarına vesile oldu. Biz tabii oradaki manzarayı görünce Denizli'ye geldik. Ne yaparız dedik. Bu kardeşlerim için neler yaparız dedik. Bugün inşallah haftaya da bir tır daha kaldıracağız. 30 tır insani yardım malzemesi gönderdik. Geçen iki hafta, geçen de memur senemizde bir dünya, 10 Aralık insan hakları günü nedeniyle memur senemiz biliyorsunuz en önemli sendikalarımızdan birisidir. Sayın Başkanı'na, yönetimine, ekibine, tüm memur sen üyelerimize hakikaten teşekkür ederim. İki tır protokol imzaladık ve o iki tır patates yardımı içinde patates olan gıda yardımını biz Suriye'deki kardeşlerimize, mazlum kardeşlerimize gönderdik. Tabii bu tırların içerisinde bizi etkileyen önemli olaylardan birisi de Çivril'den malum çok elma yetişir. Orada da yani 7 tır elma gönderdik oraya. O çocuklar hayatlarında ilk defa elmayla tanışmışlar. Çocuk ağzına elmayı götürünce annesine şunu söylemiş. Anne bu elmaları Allah bize cennetten mi gönderdi demiş. Yani biz aslında bir nebze nelere sebep olduğumuzu da böyle görüyoruz. Çok etkileniyoruz bunlardan. Duygulanmama geldi değil. Suriye çalışmalarımız, oradaki insani yardım çalışmalarımız insanımızın, halkımızın destekleriyle artarak devam ediyor. Şimdi Suriye demişken malum ülkemizde de çok sayıda Suriyeli vatandaşlarımız var. Bunlara bakış da her ne kadar toplum kabul etmiş gibi görünse de olumsuz bakan kesin bayağı bir yüksek. Bu konuda sizin düşünceniz ne? Çünkü oraya gitmiş, görmüş ve birçok alanda faaliyet göstermiş bir isim olarak Suriyelilere bakış açınız nedir? Şimdi Mustafa Bey kardeşim, bu tepkileri söyleyen, bu tepkileri bize anlatan insanlara biz şunları söylüyoruz. Diyoruz ki Çanakkale'deki şehitliği gelin birlikte analiz edelim. Çanakkale'ye gittiğinizde, şehitliğe vardığınızda orada en çok il il böyle şehit veren illeri görürsünüz. Orada en çok il veren, şehit veren il sizce kim? 7000 şehit sayısıyla Halep gelmektedir. 6000 şehit sayısıyla Şam gelmektedir. 4500 sayısı şehit sayımızda da Bursa gelmektedir. Şimdi Çanakkale'de, Halep'teki dedelerimiz, Şam'daki dedelerimiz kalkmışlar. Bizim için, bizim bugünlere gelmemize onları borçlu değil miyiz biz? Orada şehit olmuşlar. Şimdi o dedelerin torunlarını bugün zor günlerinde sizi istemiyoruz buradan demek kadar Ali cenapsız bir davranış ya. Bunu düşünemiyorum ben. Son günlerde Başakşehir maçını gördük. Oradaki ırkçı, dördüncü hakemin ırkçı söylemlerinden dolayı dünya ayağa kalktı. Ya böyle ırkçılığa karşı da çok şükür dünyada güzel örnekler var. Suriye'deki böyle itirazlar var. Ama biz bunları anlattıktan sonra da insanımız anlayışlı bir şekilde karşılıyor bizleri. Yani dedeleri bize, biz torunlara mı sahip çıktık? Öyle mi anlamamız lazım? Öyle değil mi yani? Çanakkale'den olmasaydı, Çanakkale'de başarılı bir savaş, zafer elde edilmesiydi, biz bugün buralarda olabilir miydik? Çanakkale'de bizlere emanet eden, bugünlere getiren Halep'teki, Şam'daki, Bursa'daki dedelerimizin çocukları bugün zor durumda. Onlar keyfinden mi geliyorlar buralara? Orada çok güzel bir hayat vardı, orayı terk edip buraya mı geliyorlar? Yani gelen kim bunlar? Çocuk,
yaşlı ve kadın bunlar. Ne yapsın bu çocuklar? Nereye sığınsınlar? Peki hep Suriye dedik. Dünyanın başka ülkelerinde var mı çalışmanız? Ondan sonrasında kısa bir ara verelim. Sonra sohbetimize devam edelim. Şimdi biz sadece Suriye çalışmaları değil, deniz yağlı olarak Yemen'de durumu bahsettik. Yemen'de 1600 yetim çocuğun yaşadığı yetimhanemiz var. O yetimhanenin masraflarını denizimiz olarak, deniz insanımız karşılamaktadır. Arakan'da Esma Biltici yetimhanemiz var. 32 yetim çocuğun yaşadığı yetimhanemiz. O yetimhanenin de masraflarını deniz insanımız karşılamaktadır. Yine Eritre'de dünyanın böyle haritada zor bulunan bir ülkesi Eritre'de oradaki yetim çocukların okuyacağız okul sıralarını Denizli olarak bizler üstlenmekteyiz. Burkina Faso'da bir yetim evi inşa ettik. O yetim evinin de şöyle özelliği var. Zemini ağaç, işte kenarları, duvarları tenekeden oluşan, barakadan oluşan ve çatısı da kamıştan oluşan 10-15-20 metre aralığında bir evde duran, barınakta duran bir kadın ve 4 yetime bakıyor bu kadın. Düşünseniz orada yatak odası da orası, banyosu da orası, işte mutfağı da orası, hepsi orada yaşayan bir yetim ailesi. Bu ailenin daha rahat yaşayabileceği böyle 1+1'den oluşan bir yetim evi inşası evi yapmıştık. O yetimlerin böyle yüzlerini nasıl güldüğünü görmenizi isterdim. Hakikaten onları görünce de ne kadar kutsal, ne kadar önemli bir iş yaptığımızın farkında oluyor insan. Yine Bosna'da yetim annelerine dikiş makinesi projemiz vardı. O annelerimize buradan hem böyle dikiş makinesi öğreten hocalarımız gönderdik. Hem de dikiş makinelerini gönderdik. İstedik ki yani bu dikiş makinelerini öğrensinler. Ekonomilerini böyle sürdürebilecek bir faaliyetin içinde olsunlar istedik. Yine Arnavutluk'ta tavuk çiftliği bir projemiz vardı yetim annelerine yönelik. O tavuk çiftliğindeki tavuklara bakarak onlardan elde ettikleri yumurtalarla hayatlarını, ekonomilerini sürdürebilsin amaçlı bu projeyi yapmıştık. Yine Tunus'ta sağmal inek projemiz vardı. 6 tane yetim aileye 6'şer tane inek, hayvan projemiz. Onlar da bu inekleri bakarak bu ineklerden elde ettikleri sütlerle geçimlerini sürdürebiliyorlar. Biz bunları yerinde giderek de gördük böyle. Hakikaten de öyle yani. O ineklerden elde ettikleri sütlerle hayatlarını yaşıyor bunlar. Bu aileler. Yine baktığımızda su kuyuları, onun üzerinde su kuyuları vardı. Su kuyularımız bizim dünyanın neresinde suya hasret bir coğrafya varsa orada deniz olarak bizler onları susuzluğunu gidermeye çalışan projelere imza attık. Su kuyuları da son derece önemli. Bugün su kuyularını internet ortamından da konum adresi veriyoruz ki insanlar oturduğu yerden su kuyularını da izleyebilsinler diye. Ve deniz yağı olarak da hakikaten sadece Suriye ölçeğinde olmadığını ve dünyanın birçok ülkesinde çalışmalara yardımcı olduğumuzu buradan söylemek isterim. Bütün bunları Denizli mi yapıyor? Bu anlattıklarımız sadece Denizli. Bu faaliyetlerimiz Denizli Yağlı'nın çalışmaları. İHA Genel Merkezimizin çalışmalarını zaten bütün insanlar internette görür, basında görür. Ama bu anlattıklarımız bizim, bu çalışmalarımızı Denizli Yağlı olarak bizler yürütme fırsatını verdi elhamdülillah Rabbimiz. Tek kelimeyle maşallah diyelim. Bu faaliyetlerde birebir katkı sağladınız mı hiç? Biz Denizli olarak aşağı yukarı 20'ye yakın ülkeye yani buradan insani yardım çalışmalarına katıldık. Ben kendim bizzat Bosna'ya gitmek nasip oldu. Bosna'da yardım çalışmaları, Ramazan çalışmalarına gitmek nasip oldu. Tabii Bosna'ya gitmeden önce de bir ayrı bir heyecan vardı. Çünkü Bilge Kral, Aliye İzzet Begoviç'in ülkesine gidiyorsunuz. Biz onun kitaplarıyla büyüdük. Yani ey teslimiyat, senin adın İslam'dır diyen Bilge Kral'ın ülkesine gidiyorsunuz. Böyle ayrı bir heyecan var böyle. Ya acaba bu ülke nasıldır filan diye böyle kitaplarından hafızamızda analiz ederek böyle ayrı ayrı heyecanlanmıştık. O ülkeye gitmeden önce bu duyguları yaşamıştık. Tabii biz İstanbul'dan Bosna'ya aşağı 2,5 saatte filan vardık oraya, ulaştık.
havaalanına iner inmez dakika bir gol birle başladık. Denir ya, öyle bir misal vardır. Evet. Şimdi bizim havaalanındaki görevli polisler Sırpmış. Orada da böyle bir işte Boşnaklar, Sırplar, Hırvatlar yaşıyorlar. O günkü görevli polisler de Sırplar olduğu için, bizler de Türkiye'den geldiğimiz için bizi anlamsız yere 2 saat orada beklettiler. Etrafımızı onlarca polisle çember daire için aldılar. Ama çok şükür ki devletimiz çok güçlü bir devletimiz var. Onların bürokrasi iletişimleriyle, telefonla bu sorun çözüldü. Ve Bosna'daki biz beynimizde hayal ettiğimiz Bilge Kral'ın insanlarıyla, vatandaşlarıyla hemhal olmak için sabırsızlanıyorduk. Evet, ilk vardığımızda Türkiye'den geliyoruz diyoruz. Biz inanın Bosna'da dil bilmenize gerek yok. Ya Türkiye'den geliyorum demeniz onlar için yetiyor. Bu kadar mı sevilir bu millet ya? O kadar seviyorlar ki. Yani benim ninem yaşındaki teyzeler benim elimi öpmeye çalışıyor. Ya böyle sarılıyorlar. Sarılınca da işten sarılıyorlar, bırakmıyorlar. Ya siz ne şerefli bir millersiniz. Ya bak görüyor musun diyor. Bir de diğer komşuyu çağırıyorlar. Türkler geldi, Türkler geldi diye böyle adeta bayram eden o insanları gördük böyle. Şimdi anlıyorum ki Bosna'daki o insanların bizi sevdiği kadar. Ya burada bizler birbirimizi sevsek emin ol birçok şeyi çözeceğiz ya. Ya dünyanın bize ne kadar ihtiyacı var. Dünyanın bize nasıl baktığını da bu vesileyle görme fırsatı buluyoruz. Ya İHA zaten böyle yurt dışı çalışmaları yaparken Mustafa Bey kardeşim, ya hiç farkında değil miyiz? Bu dünyadaki bu dünya milletlerinde ülkemize karşı sevgi seviyeleri artmıyor mu? Nasıl bakıyor? Bugün Azerbaycan'da gelinen nokta, Pakistan'ın para biriminde Türk bayrağı var. Ya bu ülkelerde Türkiye'ye karşı nasıl bir sevgi, nasıl bir heyecan var? Dolayısıyla bizim yaptığımız bu çalışmaların bir nebze de böylece güzel tarafları bulunmaktadır. Hep ya Denizli'den yurt dışına yapılan çalışmaları konuştuk da Denizli'de ne yapıyorsunuz? Bir de artı gelir kaynağınız muhtemelen bağışçılar. Nasıl oluyor bu çalışmalar? Yani kimlerden destek geliyor, bağış geliyor? Denizli'de neler yaptık? Şimdi biz tabii bu yurt dışı çalışmalarını yaparken şöyle de eleştiriler gelmiyor değildir. Ya hep yurt dışı, neden Denizli'de çalışmıyorsunuz? Ama derneğimizin böyle rakamlarına baktığımızda durum hiç de öyle değil. Yani yarıdan fazlası Denizli'mizde yardım çalışması yaptığımız ortadadır. Biz sürekli Araz'dayız. Denizli'mizde Araz'dayız. En son bize bu eleştirileri yapan insanları, kurumları İzmir depremi gördük. İzmir depremi yaşadık. Biz bu İzmir depreminde Deniz olarak İzmir'in yanındaydık, halkımızın yanındaydık. Hatta bir tane de kardeşimizi kaybettik. Orada can kurtarmaya giden Özcan abimizi de, yani nasıl da hiltiyle çalışıyordu. Öleceğimi içine doğdu bilemiyorum. Böyle hiltiyle o kardeşlerimizi kurtaracağım diye parçaladı kendini. Bu abimizi kaybettik biz İzmir depreminde. Peki bu eleştiri yapanlar, siz neredeydiniz İzmir'de? Biz niye görmedik sizi orada? Böyle masa başında klavye kahramanlığı yapmak kolay ama neredeydiniz siz yani? Biz deniz yağı olarak sadece orada mıydık? Giresun'da sel felaketi oldu. Ya Denizli'den biz Giresun'daki kardeşlerimizin yanında yer aldık. Elazığ'da deprem olduk. Biz buradan kardeşlerimiz Elazığ'a gitti. Malatya'da deprem oldu. Malatya'ya gitti. Burada Acıpayam depremi yaşandı. Şimdi Acıpayam'da kendi ilçemizde, kendi insanımızın yanında yer aldık. Orada psikologların önderliğinde oradaki çocukları böyle günlerce normal hayatta entegre olsunlar diye çalışmalar yürüttük. Bozkurt'ta, Çardak'ta depremler oldu. Orada o Bozkurt'taki, Çardak'taki kardeşlerimizin yanında yer aldık. Yine Ramazan'da Ramazan kumanyalarını Denizli'mizde köy köy böyle ihtiyaç sahiplerine ulaşırız. Kurbanlarda kurban et dağıtımlarını köy köy böyle gideriz, erinmeden, üşenmeden
insanımızın ihtiyaç sahibini arar bulur tararız, onlara ulaşırız. Yine pandemi sürecine geldiğimizde çok böyle bu pandemi süreci hepimizin hayatını alt üst etti. Ben onu soracaktım, girmişken iyi oldu. Bu süreç nasıl geçiyor? Pandemi sürecinde yani öyle bir noktaya gelindi ki veren el konumunda olan, eskiden bize bağış veren bağışçılarımızın bugün alan el durumuna geldiğini görmenin üzüntüsünü yaşadık. Yani insanlar bakın böyle pandemi sürecinde biz ihtiyaç sahiplerine vefa sosyal grupları aracılığıyla görev aldık. Yani ihtiyaç sahibi kardeşimize gidiyoruz, onlar da zor durumda kalmasınlar diye gittik, gıda kolisi verdik. Arkamızdan bir saat sonra telefonla aradılar. Ya abi siz bize koli vermiştiniz ama bizi şimdi karantinaya aldılar. Sizde de bir şey var mı diye telefonla arıyorlar. Ya bu çalışmalar niye anlatırım? Ya hakikaten insanların canıyla uğraştığı, canını kurtaracağım diye uğraştığı bir dönemde. Bir de bu süreçler pandemi sürecinin geçen senenin ilk aylarında oluyor bu süreçler. Yaşadığımız bu olaylar. O kadar zorluğa rağmen kardeşlerimiz, biz Deniz Ziya olarak ekibimizle birlikte canımızla, her şeyimizle bu halkımızın hizmetindeyiz deyip bu halkın bize ihtiyacı var. Bu dönem ihtiyacı var. Biz bu halkın yanında bu dönem olmayacağız da ne zaman olacağız dedik. Bu halka bizim vefa borcumuz var dedik. Yollara düştük. Bir de işinden, gücünden, işini kaybetmiş insanlara Türkiye'de ilk böyle İHA başlattı bu projeyi. Biner lira böyle nakit yardım desteği bulalım dedik. Bu projelerle Deniz'de de son derece yani başarılı olduğumuz projelerden birisidir. Şüphesiz ki biz bunları neyle yapıyoruz? Bizim kaynağımız milletimizin kendisidir. Biz milletimize gösteririz. Dünyada burada fotoğraf, burada böyle sorun var. Bazen artık öyle küresel bir dünyada yaşıyoruz ki bizim bizden önce milletimiz, aziz milletimiz görüyor problemi. Ya buraya da böyle bir yardım çalışmanız olacak mı diye soruyorlar bize. Yani sizi teşvik ediyorlar. Pandemi sürecinde koli dağıtacağız insanları görüyorlar. Ya insanların durumunun zor olduğunu görüyorlar. Ya işte 50 koli de ben vereyim, 50 koli de ben vereyim diye yarış halinde olan Deniz'imizin Kadir Sinas insanları, bağışçılarımız şüphesiz ki bunlar. Yine AKZ'a STK'larımız var. Başta memur sen olmak üzere. Bu STK'larımız bizim hangi projede böyle varsak yanlarına bizi bugüne kadar hiç böyle mahcup etmediler. Bizim kaynaklarımız da bunlardır Mustafa Bey kardeşim. Bosna örneği verdik. Denizli ölçeğinde yaptığınız çalışmalarda da ve unutamadığınız sizi etkileyen bir anı var mı? Şimdi bunları anlatalım istiyorum çünkü insanlar izledikçe daha çok etkilenebilir. Pandemi sürecinde hiç unutmuyorum. Çok beyefendi bir arkadaş. Yani biz koliyi verirken ya o nasıl bir utangaç haliyle böyle alıyor ki adeta ya benim buna aslında bugünlere gelmemeliydim der gibi böyle utangaç halleri var bu insanımızın. Ya oraya o koliyi verdikten sonra biz kendimizi tutamadık böyle o kardeşlerimizin o hallere düşmesini gördükten sonra. Yine Çal'a gitmiştik. Yani bir aileye gıda kolisi vereceğiz. Ve o kadın bize dedi ki ya abi hani bu koliyi yanlış anlamayın da bir daha çok ihtiyaç sahibine verin. Ben dün gelseydim alırdım. Bugün işim oldu artık benim. İşe başladım dedi. O yüzden bunu dedi işi olmayan ailelere verin dedi. Ya gidiyorsunuz Çiğli'de Özdemir'ci ya. Yani ayaklarında lastik ayakkabı var amcanın. O lastik ayakkabılarını da yani bir kısım yerleri yırtık belli. Ya yani evinde zaten böyle ağaç, ahşap bir ev var tavanda. Yani sen ihtiyaç sahibisin. Ben onu görüyorum. Amcam diyor. Ben diyor burada iyi kötü kendime bakıyorum diyor. Siz bunları diye daha çok ihtiyaç sahiplerine verin diyor. Ya milletimizdeki şu vefayı, şu anlayışı görüyor musunuz ya? Güzellik. Ya böyle yine
Pakistan'dan buraya gelmişler Denizli'ye. Hamile kadın, 9 ay 9 gün olmuş. Kendi dertlerinden anlayacak değil, bilen çevre de yok. Yani kafasının bir tarafında İHA kalmış. Bir şey bir şekilde ulaşıyor. Ya 9 ay 9 gün çocuğun doğmasında bir gün kalmış. Ya pandemi süreci de var. Kimse de böyle yani o dönemde bu çalışma yapmak da çok zor. Hemen zor imkanları ölçüsünde kadını hastaneye kaldırdık. Ve gider gitmez de doğum yaptı zaten. Şimdi o çocuğun böyle yaşayabileceği bir ortam hazırlandı. Bunu hemen bu kadının bu Denizli'ye ettiği duaları bir görseniz. Ya bu Denizli bu duaların içerisinde yer alıyor. Yer alması kadar sevindirici bir şey olabilir mi? Yine yetim dayanışma günleri düzenliyoruz. Bu yetim dayanışma günlerinde bu düzenlerken bazen onlarla işte tiyatro oyunları, eğlendirici oyunlar oynarken anneleri de böyle bakıyor ki uzaktan uzağa gözü yaşlı bir şekilde çocuklarının o sevinçli hallerini görünce ne kadar böyle gözü yaşlı bir şekilde izliyorlar. İnsanlar bunları görüp de etkilenmemeleri mümkün değil Mustafa Bey kardeşim. Sizin bir slogan var. Yetim gülerse dünya güler sloganı. Onu ben şahsen çok önemsiyorum. Az önce dediniz de yetimler. Dünya çapında yetimlerle ilgili bir çalışmanız. Birkaç kalem sıraladık ama daha geniş var mı kafanızda olan? Şimdi İHA yetim çalışmalarıyla namzet olan bir vakıftır. Yetim gülerse dünya güler sloganımızda dünyada kabul görmüştür. Her yıl Ramazan'ın 15. gününde Dünya Yetimler Günü olarak ilan edilmiştir. Birleşmiş Milletler nezdinde bunda da İHA'nın çok büyük çalışmaları neticesinde olmuştur. Devletimizin katkılarıyla dünyanın Dünya Birleşmiş Milletler ölçeği nezdinde her yıl Ramazan ayının 15. günü Dünya Yetimler Günü olarak ilan edilmiştir. Ve yetimi dünyanın böylelikle gündemine getirmişizdir. Şimdi biz yetimlerle ilgili, yetim sponsorluk çalışmalarıyla ilgili ayda 125 TL yardım ile bir yetime sponsor olunabilme projemiz vardı. Bu projemizde 100 bini aşkın dünyada yetime böylelikle destek olma fırsatına sahip olduk. Bu proje nasıl çalışıyor? Ayda 125 TL ile bir kardeşimiz dünyanın neresinde herhangi bir yetime ya da Türkiye'nin hangi ilinde herhangi bir yetime bakmak istiyorsa onu belirliyor. Onu kendisi belirliyor, tespit ediyor. Ve İHA'nın hesaplarına 125 TL bu yetim sponsor ödemesi düştüğü anda bu 125 TL o yetim kardeşimizin hesabına gidiyor. Ve böylelikle de bir yetime sahip olmuş, destek olmuş oluyor bu kardeşlerimiz. Yine her sınıfın bir yetim kardeşi var projemiz var idi. Pandemi süreciyle okullarımız biraz kapalı olduğu için bir ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı ve memur çevremizin destekleriyle bu projeyi uyguluyoruz. Her sınıfta bir kumbaramız var. Çocuklar 1'er lira ya da 50'şer kuruş harçlıklarından ayda 1-2 lira atarak biriken kumbarada biriken 125 TL ile yine o sınıf kendisi belirliyor. Dünyanın neresinde bir yetime kardeş olmak istiyorsa onu kendileri biliyor. Ve o 125 TL'ye o yetim kardeşlerine böylelikle destekte bulunmuş oluyorlar. Yani yetim çalışmaları, yağımızın olmazsa olmaz çalışmaları ve dünyada da kabul gören bir çalışmadır. Denizli'mizde de bu çok şükür çok iyi bir noktaya geldi. Daha da iyi olmasını arzu ediyoruz. Yetim çalışmalarımızın. Şimdi biz ayrılan süre yavaş yavaş doluyor. Son birkaç dakikamız. Genel bir toparlama yapmak gerekirse neler söylemek istersiniz? Bir de şunu sorayım en son. Sizin gibi çalışan birden fazla ayrı kuruluşları var. Onlar da Türkiye için, dünya için çalışıyorlar. Bu size nasıl bir haz veriyor? Ondan sonra genel bir toplama kısmına geçebiliriz. Şimdi Mustafa Bey kardeşim, biz İHA olarak bu çalışmaları yapıyoruz ve diğer kardeşlerimiz de yapıyor. Bu hayırda, iyilik yolunda yarış bizi çok mutlu ediyor. İnanılmaz keyif alıyoruz. Bu kıskançlık, hasetlik bizim kitabımızda bu anlamda yazmaz kardeşim. Evet. Bu işi kim yapıyorsa eyvallah, baş tacıdır.
yapsınlar. Yeter ki iyilik olsun. Ben size de bu konuda teşekkür ediyorum. Yani basın nerede bir kötü olay varsa hemen manşet yapıyor. Ya bu kötü iyilikleri de manşet yapın kardeşim ki. İnsanları nasıl böyle iyiliğe alıştıracağız basın olarak? Nerede kötü, olumsuz haberler var hemen manşette görüyoruz. İyilikleri bunun yerine iyilikleri manşet etseniz bu toplumun düzeltilmesinde basınına da büyük bir iş düşmüş olmuyor mu? Çok fazla. Yani bu noktada size de hakikaten teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Sultan Alparslan Anadolu'yu bize yurt yaptığında Mustafa Bey kardeşim burası baba ocağıdır dedi. Burası baba ocağıdır dedi. O yüzden Suriye'den bu insanlar buraya geliyor. Irak'tan buraya geliyor. Mısır'dan kaçan buraya geliyor. Ürdün'den kaçan buraya geliyor. Fırsat bulsa Doğu Türkistan'daki tüm kardeşlerimiz buraya gelecek. Neden? Sen babasın da ondan. Burası baba ocağı. Bu insanlar babasına kaçıyor, baba ocağına kaçıyor. Nereye gidecek bu insanlar? Bizim birlik ve beraberlik anlayışımıza bu ruh yatmaktadır. Hazreti Ali'nin az önce zikrettiğimiz sözü, yani en sağır insan, en sağır kulak, mazlumun sesini, mazlumun feryadını duymayan insandır der. Biz dünyada mazlumların sesini duymak, onların feryadını duyarak onların yanında yer almaya çalışıyoruz. İnsanımızı da bu iyilik çalışmalarına davet ediyoruz. Çünkü Peygamberimizin şu sözü de çalışmalarımızın böyle adeta özetini gösterir durumda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki vicdan rahatlığı en büyük nimettir der. Yani en büyük nimet vicdan rahatlığı. Toplumda, dünyada zulüm varsa onların yanında yer almak, onların acısını dindirmek kadar güzel bir şey olabilir mi? İşte o yüzden bu iyilik çalışmalarına deniz halkımız, katkıda bulunmak isteyen herkesi, ama herkese ihtiyacımız var bizim. Arama kurtarma ekiplerinde gönüllü olmak isteyen kardeşimizler buyurup gelsinler. Eğitimleri, arama kurtarma eğitimleri vererek depremde, selde, işte kaybolan kardeşlerimizin bulunması faaliyetlerinde bana da yer ayırmışsınız diyen, görev var mı diyen herkese kapımız açık. Buyursunlar gelsinler. Bu vesileyle bize bu fırsatı verdiğiniz için tekrar sizlere her zaman kalbi şükranlarımı sunuyorum. Tüm dinleyen ve izleyen kardeşlerimizden Allah razı olsun. Herkese sağlıklı günler diliyorum efendim. Ben çok teşekkürler. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Benim şu konuşmalar içerisinde hepsi mutlaka başı başına değerli ama benim ön plana çıkartmak istediğim o Çanakkale şehitleri olayı, Halep'ten, Şam'dan gelen insanların, dedelerin bizim için, Türkiye için veya Türk toplumu için şehit olmaları ve bizim şu an için onların torunlarına kucak açmamız. Güzel güzel bir deyiş oldu, güzel bir söylem oldu. Çok teşekkürler verdiğiniz emekler için, hizmetler için. Yarın tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.